Bunlar mı? Evet. Ya ben hakikaten şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani burada konuşulacak şey 3 dakikayı geçmeyecek bir konu değerli başkanım. Ayrıca bu kürsüye çıkmadan şuna karar vermiştim. Şu cümleyi kullanmak istediğimi özellikle ifade edeceğim. Başkanımız arada sırada dersi kaynatıyor. Bak bu konuda ciddi bir eleştiri yapıyorum. Burada kürsüde konuşan meclis üyelerinin lütfen araya girip kimse iştizamını bozmasın. Yani bütün konuşmacılar konuşurken özellikle muhalefette olan arkadaşlar burada başkanımız tarafından bir şekilde araya giriliyor ve konudan gündemden uzaklaşarak sistem kendiliğinden çöküyor. Size de teşekkür edecektim aslında bu konuşmada. Bu Nazmi Bey çok güzel yönetiyor, müdahale etmiyor diye ama siz haksızlık yaptınız. Neyse ben o konuya girmeden gerçek konuya girmek istiyorum. Değerli başkanım, şimdi Küçükçekmece ile ilgili az evvel ifadenizde Büyükşehir'in başlatmış olduğu ve tamamlanmamış, hatta durdurulduğunu ifade ettiğiniz bir öğrenci yurdu var. Doğru, bu konuda bir sıkıntı yok. Ama bence gerçekleri ve doğruları söylememiz lazım. Şu anda elimde yine Büyükşehir'den belgeleri ve bilgileri aldım. Bunları anlatırken keşke şunu da söyleseydiniz. Değerli arkadaşım da az evvel ifade etti. 2017 yılında başladığınızı ve bitiremediğinizi niye söylemiyorsunuz? 2017 yılından bu yana başlanıp 1800 değil 1910 kişilik bir öğrenci yurdunun neden bugüne kadar bitirilemediğini ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. 2017'nin 8. ayında ihalesi bitip işe başlama tarihi olarak elimde şu anda. Birazdan sizlere paylaşırım. Ayrıca yanlış yapılan ve plan gereği projelendirmesi yapılamayan, eksik, daha kötüsünü söyleyeyim size, TÜRGEV'e verilmek üzere hazırlanmış olan bir Küçükçekmece'deki öğrenci yurdunu, evet, beceremediniz, başaramadınız, İBB geldi, planlarda değişiklik yaptı. Şu anda sizin döneminizde %35'i tamamlanmış olan proje %53'e çıkmış vaziyette, inşallah önümüzdeki yıl içerisinde de teslim edeceğiz. Yani bir şeyi anlatırken biraz öncesinden bahsetmek lazım. Az evvel borçlanmadan bahsettiniz. Meryem Hanım, ya 10 yıldır bakın, şu anda inşaatı devam ediyor. Bununla ilgili birazdan size bilgileri özelden size paylaşacağım. Bilgileri verirken doğru bilgiler vermemiz lazım. Bir de ayrıca ben burada zaman zaman Büyükşehir meclislerini dinlerken ya kendimi İBB meclisinde hissediyorum. Ya burası Kağıthane arkadaşlar. Kağıthane. Kağıthane'yi konuşacağız diye burada her çıktığınızda söylüyorsunuz. Çıkıyorsunuz orada propaganda yapıyorsunuz İBB'yi. Bakın 10 tane ayrı noktada şu anda metro çalışması var. Çatır çatır otoneller çalışacak. Bu işler de bitecek. Vallahi kıskanmayın, kusura bakmayın. Halk memnun, halk halinden çok memnun. Hatta genel politikaya girersek biz diyoruz ki erken seçimizsiniz. Sandığı getirin arkadaşlar, sandığı. Getirin sandığı bakalım bu millet size bir teşvik edecek muhalefeti mi? Bir sözümde meclis üyesi arkadaşım herhalde terk etti, az evvel buradaydı. Bir cümle kullandı, o da çok yakışıksız bir cümle. Bayram namazına gidin de görün lokumların nereye dağıtıldığını diye. Yani bu şu demek mi? Cumhuriyet Halk Partiler bayram namazına mı gitmiyor? Çok ayıp. O lafı bir dahaki meclis toplantısı bu arkadaşımızın geri almasını buradan sizin huzurunuza rica ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun.